Arkadaşlar selam, Serhat hocanız. Mühendislik videosunun devamını çekeceğiz. Endüstri mühendisliğini atlamışım. Yani daha doğrusu çok aşırı tercih döneminde yoğunluk olduğu için gözden kaçmış. Öncelikle özür dilerim, kusura bakmayın. Endüstri mühendisliği ile ilgili bilgi bekleyen arkadaşlar için. Çok lafı uzatmadan ilk önce şu endüstri mühendisliğinin ne olduğunu bir anlatacağım. Endüstri mühendisliği çünkü velilerin çok merak ettiği şey benim çocuğum ne yapacak? Ya da ne yapabilirim gibi. Bunu daha çok öğrenciler de bilmiyor. Öğrencilerdeki bu endüstri mühendisliğinin karşılığı yöneticilik. İşte CEO olacağım veya işte bir yeri yöneteceğim gibi bakış açıları var. Ben hemen endüstri mühendisliğinin ne iş yaptığını, nerelerde çalışabildiği, aslında endüstri mühendisliğinin ne olduğunu birazcık anlatayım size. Tercih yaparken de buna göre tercih yapmış olursunuz. Şimdi öncelikle endüstri mühendisi bir makine mühendisi, bir elektrik, elektronik, bir bilgisayar gibi spesifik bir iş yapmıyor. Endüstri mühendisleri aslında, evet yöneten kelimesi doğru ama bunu birazcık açacağım. Şimdi şöyle, endüstri mühendisleri atıyorum bir mühendis topluluğunun başındaki yöneten, bir projeyi yöneten topluluğun başındaki insan veya bir işçi grubunun başındaki insan veya herhangi bir büyük bir firmanın, kurumsal bir firmanın herhangi bir departmanını yöneten kişi olarak çalışabilir. Genelde öğrencilerin bildiği değil bu. Bunu biraz açayım. Bu yöneten ne demek aslında? Şöyle, üretimi ve kaliteyi arttırmak için planlama, üretim, kalite gibi. Yani bir kurum neden endüstri mühendisi çalışır? Herhangi bir topluluğun başında endüstri mühendisinden beklediği şey şudur. Planlamayı iyi yapması, kısa sürede bitmesi ve üretim kalitesini arttırmaktır. Aslında endüstri mühendisleri girdikleri kurumlarda bu işleri yapıyor. Dolayısıyla çok geniş bir iş sahası var. Bankacılıktan, özel sektörün her yerinde iş bulabiliyorlar. Çünkü aslında karşılığı o kurumun, o işletmenin verimliliğini arttırmak. Endüstri mühendisliğinin çalışma amacı budur. Endüstri mühendisliğinin tercih edecekseniz bunları baz alaraktan edin. Geçelim ikinci kısma. Endüstri mühendisliği öğrenciler tarafından niye seviliyor? Dediğim gibi birinci neden o CEO olma hayali, yönetme hayali çocuklarda çok ağır basıyor. Çünkü hep öyle örnekler veriyorlar. Endüstri mühendisliğinin ikinci kısmı, ders içeriğinden birazcık bahsedeyim. Diğer mühendisliklere göre, makine, elektrik, elektronik, bilgisayara göre ders içeriği daha kolay. Okuması, ilgilenmesi daha kolay dersler. Yani daha halledilebilir, daha birazcık nasıl söyleyeyim, girişim, sosyallik isteyen dersler barındırıyor. Dolayısıyla bu da çoğu öğrenci tarafından tercih edilmesini sağlıyor. Yani ben girişimciyim, ben işte hani daha sosyal bir iş istiyorum diye genelde öğrenciler endüstri mühendisliğine yönelebiliyor. Umarım bu açıklamalarımın faydası olmuştur özellikle velilere. Şimdi geçelim bu seneki endüstri mühendisliğindeki gelişim puanları nasıl olur onlarla ilgili konuşmaya. Şimdi önümdeki listeye bakacak olursak arkadaşlar, zaten en tepede Koç, Boğaziçi, Bilkent, işte ODTÜ, hatta Koç'un %50'si, İstanbul Teknik. Bildiğimiz Türkiye'nin en iyi 5-6 üniversitesi mevcut. Ben puanların çok değişeceğini düşünmüyorum. Yukarı doğru da ivmelenme olmayacaktır. Aşağı doğru da olmayacaktır. Şimdi arkadaşlar bakacak olursak Koç 1120 ile kapatmış. Boğaziçi 1260. Bilkent 3130. Böyle gidiyor. Önceki yıllara bakacak olursanız çok ciddi değişimler yok. Artan da var, düşen de var. Böyle hani 5000 düşüş, 5000 artış yok. 1000 aşağı, 1000 yukarı. Benim yine beklentim o şekilde. Birazcık burada üniversite tercihleri ön plana çıkabilir. Yani mesela örnek veriyorum. Koç aynı kalacaktır. Yani bu bantlarda kapatır. Biraz daha yukarıya gidebilir artık. Hani özel okulların kontenjanı düşük olduğu için. Biz devlet okullarından bir inceleme yapalım. Dikkat edin, İstanbul Tekniğe bakın. Türkçesine bakalım. 3 yıl önce 9500 almış. 2 yıl önce 8300'e çıkmış. Geçen yıl 9100 olmuş. Yani olabilir. 1000 artış, 1000 düşüş olabilir. O yılki öğrencinin portföyüyle alakalı. Yani kısacası şöyle söyleyeyim. Bu sene endüstri mühendislerinin puanının çok da değişeceğini düşünmüyorum. 3 aşağı 5 yukarı aynı sıralamalar gelecektir. 1000 aşağı 1000 yukarı olur. Özelle ilgili sıkıntı yok. Zaten yeterlilik şartını sağladıktan sonra direkt özelde endüstri mühendisliği bulabilirsiniz. Hatta özellerinde şöyle bir durum var. Özellikle bazı okulların, işte Bahçeşehir, Yeditepe, İstanbul'dan bahsedelim. İzmir'de ekonomi yaşar. Puanları, ücretlileri oldukça düşük alıyor. Yani endüstri mühendisliği okumak isteyen, ekonomik durum birazcık iyi olan arkadaşlar özelde kendine çok iyi üniversitelerde yer bulabiliyor. Böyle de bir durum var endüstri mühendisliğinin. Umarım videonun faydası olmuştur. Tercihlerde tekrar başarılar. Kendinize iyi bakın.